Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, Big Bang teorisi ve atom altı parçacıklarla birlikteyiz. Tek dersimizde bitireceğiz. Sözel ağırlıklı bir konu. Nerelere dikkat etmeniz gerektiğinden de bahsedeceğiz gençler. Hadi bakalım, bir hayli de soru çözeceğiz. Şimdi meşhur Big Bang teorisi. Irwin Hubble tarafından, bakın başlatılan, 1929 yılında yaptığı gözlemler ve çalışmalar sonucunda galaksilerden gelen ışığın dalga boyundaki artışın, kızıla kayma, galaksilerin yani bizden uzaklaştığı sonucunu çıkardığında, bunu hatırlarsanız Doppler olayındaydı. Eğer aramızdaki mesafe büyüyorsa, neydi benim size söylediğim benzerlik? Lambda'nın daha zamanla büyüdü. Bu arada hatırlatırım, kırmızı dalga boyu biliyorsunuz mor tarafa doğru daha büyüktü. Zamanla gelen ışımalar, gördüğümüz bir noktadan gelen ışınları, dalga boyları zamanla büyüyorsa, yani diyelim buralardaysa, zamanla büyüyorsa buraya gidiyor. Yani nereye kaydın? Kızıla kaydın, fark ettiysen. İşte bu kızıla kaymanın sonucunda evrenin genişlediği sonucunu ortaya çıkartıyor Irwin Hubble. İşte evrenin, dolayısıyla buradan hareketle de, madem dışarı doğru gidiyorsa, filmi ters çevirirsen de ne olur? Bu hareketi yapmam lazım. O zaman zamanı geriye doğru işlettiğinde de evrenin bir başlangıç noktası olması gerektiği sonucunu çıkartıyordu. Başlangıçta dikkat edin, ne madde, ne uzay, ne de boşluk vardı. Var olan tek şey güneşten trilyonlarca kadar kat sıcak enerji. Günümüzden yaklaşık olarak 13.7 milyar yıl önceyle bilinmeyen bir nedenle genişleyerek ne yaptı? Şişmeye ve soğumaya başladı evren. Yani oradan başladık. Artık evren ne yapıyor? Genişliyor. Bak bunları unutma. Şişiyor ve tabii ki de soğuyor. Çünkü ilk an en sıcak andı değil mi gittikçe? Tabii zamanla ne yapılıyor? Keşiflerin de olması, atomun yapısındaki proton ve nötrondan da daha küçük yapıların da keşfedilmesiyle atom altı parçacıklar da ortaya çıkmıştır. Ve Big Bang teorisi evrenin bir başlangıcına dair bir teori. Birden fazla teori var. Şu anda en usturuplu duran teori bu olduğu için bunun üzerine tartışıyoruz. Ve evrenin, bakın, genişlediğine dair ipuçlarını kim veriyor? Yani Big Bang'i kimler destekliyor derse, bir, Irwin Hubble'ın evrenin genişlemesinin keşfi. Kozmik fon ışıması, George Gamow denilen bir adam tarafından ortaya çıkartılıyor bu da. Ve hatta zannedersem bu daha çok taze. Birkaç yılın içerisinde kütle çekim dalgaları ile ilgili bilgiler toplandı. İşte bütün bunlar şu anda Big Bang'i destekleyen keşiflerdir. Hemen bu anlattıklarımızı birazcık böyle bir hatırlatalım. Big Bang teorisine göre evrenin bir başlangıcı var mı? Evet. Zamanla ne yapıyordu? Bir noktadan etrafa doğru genişliyor ve gittikçe de ne yapıyordu? Soğuyordu. Bak, genişliyor mu? Evet. Soğuyor mu? Evet. En sıcak hali tabii ki başlangıçtaki hali. Bir galaksiden gelen ışınların dalga boyunun zamanla arttığını gözlemleyen bir bilim insanı. Neydi kural? Çok basit. Aramızdaki mesafe artarsa gözümüze gelen dalgaların dalga boyu da artar. O zaman neyi öğrendik? Dalga boyunun arttığını bilen birisi o sistemin sizden uzaklaştığını, yani galaksinin bulunduğu yerden uzaklaştığını söyleyecektir. Doppler etkisi sayesinde, hatırlayın. 1948 yılında George Gamow'un ortaya koyduğu teoriye göre büyük patlamadan arta kalan kalıntı ışımalar, yıkıntı gibi düşün işte bu iş, olması gerekiyordu. 1965 yılında bilim insanları, Penzias diye bir adam galiba yanlış hatırlamıyorsam, duyarlı bir mikrodalga alıcısını test ederken deneylerinde belirsiz bir fon oluşturan ıslık sesi oluyordu. George Gamow'un teorisinin de doğruladığı tespit edildi sonrasında da bu fon sesinin. İşte George Gamow'un teorisine göre Big Bang teorisinin ispatı kabul edilen bu ışınlara ne ad veriliyor? Aslında ipucu fon. Kozmik fon ışımasıdır arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Bu önemli bir bilgi. Kozmik fon ışıması Big Bang teorisinin en büyük destekçilerinden bir tanesidir bu. Şimdi bunu henüz daha çok anlatmadık ama burada bir özellikle bu işin Big Bang'le bir alakası olduğu için bir aslında erken bir müdahale etmek istedim. Şimdi temel parçacıklar, şimdi biraz sonra çizeceğimiz şekilde de bunu göreceksin. Big Bang sonrasında oluşan ilk parçacıklar. Yani bu iş şuna benziyor. Yani bana elma yap desen, elma bir madde ya.
Elmayı oluşturmak için moleküller gerekir. Moleküller için atom. Atom için ne gerekir? Proton, nötron, elektron. Ondan önce ne var? Kuarklar var. Yani en küçük yapı taşına kadar inmem lazım. O zaman en küçüklerden başlaya. Yani Big Bang'in başlangıcında ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Artık ne var? Elle tutulan bir madde var, değil mi? Dünya var. Sıra var. Tahta var, değil mi? Bir sürü şey var. O zaman bunları oluşturabilmek için en küçüklere, yani önce temellere ihtiyaç var. Temel parçacık grubuna geldiğiniz zaman bir, kuarklar, iki, leptonlar grubu vardır. Leptonlar grubunda da özellikle elektron, kuarklardan yapılan da, kuarklar kendi başına bir şeydir. Kuarkları birleştirerek proton ve nötron yaparsınız. Dolayısıyla proton ve nötronu yapabiliriz. Daha küçük yapı taşı var, kuark. Ama elektronun daha küçük taşı değildir. İlk parçacık olarak yalnız üç elektronlar temel parçacıklardır. Big Bang teorisinde proton ve nötronlardan önce elektronların oluşması gerekiyor. Şimdi olay yavaş yavaş biz de atom altı parçacıklara girelim. Bakın işte kabaca az önce anlattığım olay. Bir madde nelerden yapılmıştır önce dikkat edin, moleküller. Molekülün yapısı altında ne var? Atom. Atomun ne var? Nükleonlar ve elektron var. Bak elektronu kenara ayırmışım fark ettiyseniz. Nükleonlar proton ve nötronlardan oluşur. Proton ve nötronların içerisinde neler var? Kuarklar var ve bunlar arasında da bağları sağlayan gluonlar var. O zaman baktığınız zaman maddeyi elde edebilmek için neler lazım? Elektronlar ve en küçük olarak buradaki kuarkları görüyorsunuz. İşte elektronlar ve kuarkları kullanarak az önceki sorunun hikayesiydi bu. Maddeyi oluşturabilirim. 1964 yılında Burra Gay, Mann ve George Zwick proton ve nötronların maddenin temel taşı olmadığını, temel yapı taşı, maddenin temel yapı taşlarının kuark ve antikuarklardan oluştuğunu ifade ettiği kuark modelinin ispatı için hızlandırıcılarda hızlandırılan elektronlarla protonların iç yapılarını keşfetmeye çalışmış. İşte temel parçacıklar ve bu parçacıklar arasında etkileşimde olan ne vardı? 4 çeşit kuvvet var. İlerleyen dakikada göreceğiz. Güçlü çekirdek, zayıf çekirdek ve elektromanyetik kuvveti açıklayan modele standart model adı verilir. Şimdi bakın burada kim arızalı? 4 kuvvet var. Güçlü çekirdek, zayıf çekirdek, elektromanyetik kuvvet ise kütle çekim kuvveti yok. İşte bak kütle çekim hala gizemini koruyor zaten. İşte standart modele göre parçacıklar, fermiyonlar ve bozonlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Şimdi başlarsak. İlk olarak bozonlar. Bunlar kuvvet taşıyıcı parçacıklar. Aslında parçacıklar arasındaki etkileşimden sorumlu. Bu neye benziyor? Ben bunlara şey diyorum, aracı arkadaşlar. Yani ne yapıyorlar? Hani çöp çatan mı diyelim? İşte ne diyor? İşte iki genç arkadaşımızın arasında aşk varsa, değil mi, böyle bir kalp yapalım bunların arasında. Mutlaka ne vardır? Büyük olasılıkla üçüncü bir kahraman vardır, değil mi bu işte? İşte Ahmet mi, ne diyorum, Ahmet diyecektim de başka şey. Ahmet mesela Ayşe'den hoşlanıyor. Burada nedir? Ahmet derdini açıklayamıyorsa ne haber? Mehmet'ten yardım isteyebilir, değil mi Mehmet? İşte sen burada bu aşkı taşıyan adamsın. Yani bunların arasındaki aşkın oluşmasını sağlayan çöp çatan arkadaşım sensin. Dolayısıyla sen bu kuvveti taşıyan adamsın. Biz bunlara bozonlar adı veriyoruz. Ve bu 4 kuvvetimiz vardı. Kimdi bunlar? Biraz sonra da göreceğiz. Güçlü çekirdek, elektromanyetik, zayıf çekirdek ve kütle çekim. Bunların işte mesela kuvvet taşıyıcıları kim? Mesela güçlü çekirdeklerde gluonlar. Elektromanyetik kuvvetlerden sorumlu olanlar kimler? Fotonlar. Zayıf çekirdek kuvvetinden sorumlu olanlar bozonlar. Kütle çekimleri sorumlu olanlar daha henüz keşfedilemedi ama henüz teorik olarak da olsa graviton. Bakın aracılar bunlar işte. Güçlü çekirdek kuvvetinden dediğim gibi sorumlu olanlar gluon. Bak glu yapıştırıcı, değil mi? O yüzden çekirdeği dağıtmak belki zordur. Ve geliyoruz ikinci kısma. Bu bozonlar kısmı. Kuarklar arkadaşım. Kuarklar. Bak 6 çeşit kuark var bizim için. Tabii önce kuarklar neyi oluşturuyor? Özellikle proton ve nötronları, yani biz bunlara biraz sonra ne diyeceğiz? İşte hadronlar grubunun oluşmasını sağlayan elemanlardır. Ve 6 çeşit var. UCT dediklerimiz ve DSB. Aslında ben bu bir iyiler. Ben buna şey diyorum. İyiler. Buraya da kötüler diyorum. Neden? Eksiler var yönde. İyiler kim? Cüt. Kötüler işte olumsuzlar. Şimdi mesela bunlar kim? Bizim en çok bileceğimiz de up falan işte bak şimdi. C, charm. U, up.
top. Bak bunlar hep iyi şeyler aslında. Her ne kadar top dedik iyi bir şey diyor da üst demek anlamına geliyor burada. Up nedir? Zaten yazmışız bak yukarı. C charm tılsımlı. Üst top mesela. Bak bunlar güzel. Bunların değeri artı 2 bölü 3 E'dir arkadaşım. Bir de bunların tersleri var. Mesela yukarının tersine aşağı. D. Mesela tılsımlı, acayip, strange. Bottom, alt. Bunlar da eksi 1 bölü 3'lük bir yüke sahiptir. Şimdi bunlardan birleştirerek ve genelde bak ne oluyor? Gruplar halindedir bunlar. Ne yapıyor? İşte bak en meşhur elemanlar. Hadronlar grubunu oluşturuyor işte kuarklar. Mesela baryonlar nedir? 3 kuarkın, bak özellikle unutma. 3 kuarkın güçlü etkileşimde olduğu parçacıklar hadronların bir grubudur. En hafif baryon protondur. Proton ve nötronlar bak 3 kuarka sahip. Örneğin proton. Mesela protonun değerli kaç hatırlayın? Artı 1. Nötron 0. Ve bunu 3 kuark kullanarak yapmam lazım. Bak deneyelim. Proton neymiş bak. Up, up, down. Up'ların değeri neydi? Artı 2 bölü 3. Artı 2 bölü 3. Down'larsa eksi 1 bölü 3'tü. Bak kötüler eksi 1 bölü 3. İyiler 2 bölü 3. Topla artı 1. Bak tuttu. Ama nötron up, down, down. Bak dene. Artı 2 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Değil mi? Bak ne oldu? Topla 0 oldu. Unutma. 3 kuarklı. İkinci bir grupta mezonlar var. Neymiş? Bir kuark ile ters, karşıt kuarkın. Bak kuark sıkıntılı. Örneğin bak şimdi up. Bir nedir? Kuarktır. Up'ın tersi nedir? Up tersi nedir? Down'dır değil mi arkadaşlar? Tersi. Ama bir de karşıtı da olacak şimdi. Up'ın tersine diyelim şöyle yapalım. Tersin kimsenin desek değil mi? Down'dır. He, karşıtı nedir desem? Karşıtı da şu oluyor. Down çizgiyle gösterilir. Şimdi yani bu ne demek? Up'ın tersi 2 bölü 3 değil mi bu? Tersi eksi 1 bölü 3. Karşıtı da bunun tekrar artıya dönmesi demektir. Örneğin neler var? Bak 2. Bunlarda kaç kuark varmış? 2. Bunlarda kaç tane varmış? Bak 3. He, kütleleri baryonlardan az. Kararsız olup kısa sürede. Piyon, kaon, eta. Burada bileceğim bak proton, nötron. Aslında var da proton, nötron, lambda, ksi, omega, sigma. Ama iki tanesini özellikle bizden isteniyor. Piyon. Bak ne var? Up ve down çizgi. Bak up'ın değeri neydi? Artı 2 bölü 3. Değil mi? He, down ne normalde? Eksi 1 bölü 3. Ama üzerinde çizgi varsa artı 1 bölü 3 anlıyorum. Bak sonuç ne oldu? Artı 1. Mesela S up çizgi. Strange 2 bölü 3. Up eksi 1 bölü 3 pardon. Ne yapıyor? U'nun üzerine de çizgiyi koyduk. Bak bunun değeri eksi 1 bölü 3. Bunu U çizgi. Normalde U 2 bölü 3. Ama önünde eksi 2 bölü 3. Ne oldu? Eksi 1 yaptı. Şimdi en önemli elemanlara geliyoruz işte. Doğada serbest halde bulunan fermiyonlara lepton denir bak. Leptonlar tıpkı kuarklar gibi temel taneciklerdir. Yani bu ne demektir? Daha küçük yapı taşları yok. Bak protonla nötronun daha küçük halleri kimdi? Kuarklar. Ama kuarkın daha küçüğü yok. O yüzden leptonların yapısında kuark yok. En meşhurları kim? Mesela elektron veya karşıt elektron. Ki bu arada bunun ismine ne deniyor? Pozitron adı verilir arkadaşlar. Şimdi biraz sonra tanışacağız gene bunlarla. Hadronlara göre kütleleri küçüktür. Zaten elektron düşünsene küçüktür zaten proton ve nötrona göre. Diğerleri müyon, tau, elektron nötrino. Özellikle bu meşhur birazcık. Müyon nötrino, tau nötrino diye gider bu işler. Bir de karşıtları tabii. Ve bahsettiğimiz kuvvetler bak. Doğada 4 tane kuvvet var. Güçlü çekirdek, kütle çekim, güçlü çekirdek, zayıf ve elektromanyetik. Bu arada bunların arasındaki sıralama neydi? G büyüktür, E büyüktür, Z büyüktür, K. Güçlü büyüktür elektromanyetik, o da büyüktür, zayıf, o da büyüktür. Kütle neydi? Gez Konya'yı, değil mi Mehmet? Değil mi? Böyle diyoruz. Mehmet de bu arada Konyalı olduğu için. Ayrıca böyle anlattım. Normalde gerizekalı diyordum. İşte bak Gez Konya'ya çevirdim bunu. Yani. Değil mi? Konya'sı. Evet. Konya'ya bekliyoruz sizi gençler. Değil mi? Bir, kütle çekim, gravitasyonel kuvvet. Kütlelerin arasında oluşan çekici bir kuvvettir. Aracı parçacıklarının graviton olduğu teorikti ve sonsuz menzilidir. Bak,
İçinde bu arada çekirdek yazanlar kısa menzillidir. Ha, güçlü çekirdek, çekirdek boyutunda etkili ve şiddeti en büyüktür. Çekirdek içindeki proton, nötron, proton, proton, nötron, nötron arası çekici. Ve bir özelliği var. Ya dersin ki protonla proton nasıl birbirlerini çekebilir? Demek ki elektrik yükünden bağımsız. Elektrik yükü önemsiz burada. Yükü no diyorum kısaca. Normalde protonla proton elektriksel olarak birbirlerini ne yapar? İter. Hop, hoş geldin elektromanyetik kuvveti. O elektriksel. He, aracı parçacıkları gluondur ve kısa menzillidirler. Bak. Peki zayıf çekirdek kararsızlık halinde. Aslında şuna benziyor. Bak şimdi. Güçlü çekirdek kuvvetine göre çekirdekte bulunan protonla diğer proton ne yapar? Birbirlerini çeker. Elektromanyetik kuvvete göre de bu proton ne yapar? Birbirlerini iter. Eğer çekme itmeden büyükse o çekirdek dağılmaz. Ama itme çekmeden büyük olursa çekirdek dağılır, kararsız olur ve o anda işte bunun baskın olduğu anda ortaya bu çıkar. Kararsız çekirdeklerin bozulmasından sorumlu kuvvetlerdir. Yani elektromanyetik etkileşim kuvvetinin güçlü çekirdek kuvvetinden büyük olduğu çekirdeklerde radyoaktivite yani kararsızlık söz konusudur. Kısa menzillidirler ve aracı parçacıkları bozonlardır. Zaten bundan sonraki konu radyoaktivite, buradan bahsedeceğiz. Elektromanyetik kuvvet nedir? Yüklü parçacıklar arası kuvvet. Manyetik kuvvetler gelir. Sonsuz menzillidir ve aracı parçacıkları da fotonlardır. Yorulduysanız mola verin ha. Şimdi geldik kütle ve Higgs bozonu. 2022 bak buraya bayağı sormuyorlar demiştik. Sordular 2022'de. Tüm uzayın Higgs alanıyla dolu olduğu varsayımıyla fermiyonlar ve bozonlar uzayda hareket ederken dikkat et. Fermiyonlar ve yani tanecikler ve bozonlar Higgs alanıyla etkileşerek kütle kazanır. Yani cevap basit. Higgs alanıyla etkileşenler kütleye sahiptir. Ama fotonlar, gluonlar Higgs alanıyla etkileşmediği için kütlesizdir. İşte kabaca bu. Bak foton ne yapıyor? Buraya da bir Higgs alanı var. Higgs bozonları var. Ne oldu? Fotonlar bu alanlarla hiç etkileşmediği için no mass. Değil mi? No mass kütleye sahip olmaz. He, elektron kütlesi var değil mi? Higgs alanıyla etkileştiğine göre bu arkadaş kütle kazanacak. Kuark değil mi? Ne yapar? Higgs alanıyla etkileşir, kütle kazanır. İşte bunlar önemlidir. Ama fotonlar mesela çok meşhurdur bunu o yüzden kafaya yaz, etkileşmez. Mesela buna etkileşime de aracılık edenlere de ne deniyor? Higgs bozonu deniyor. Higgs bozonu da Higgs alanıyla etkileşerek. Yani aslında ne oluyor? Bozonlar niye kütleye sahip oluyor? Higgs alanıyla etkileştiği için. Ve bu işin meşhur yerlerinden bir tanesi de madde ve antimadde. Değil mi? Paul Dirac denilen bir adam bunu söylemiş arkadaşlar. Paul Dirac. Dirac ne demiş? Doğada bulunan her parçacığın karşıt parçacığı, anti parçacığı vardır. Parçacık ve karşıt parçacıkların yük büyüklükleri ve kütleleri eşit, tek fark. Yüklerin işareti zıt. Ne gibi? Şimdi mesela proton nedir? Artı bir değerlikliyse. Protonun ne yaparız? Eksi bir haline biz ne adını veririz? Anti proton. Karşıt proton ya da. Mesela nötron. Nötronun da var. İyi diyeceksiniz ki nötronun yükü yok. N çizgi diye gösterilir. Anti nötron. Aklınıza ne geliyorsa böyle antidir. Ama bir tanesi çok meşhurdur. Elektron. Elektronun karşıtı E artı yazarsın. Bak işareti değiştirdim. Bunun bir ismi var. Pozitron derler. Bak bunun ismini unutma. Anti elektron demiyoruz da. Bir adam meşhur olan bu yani haberiniz olsun. Ve bunu niye anlatıyoruz? Protonlar veya anti parçacıkla anti parçacık bir araya geldiğinde örneğin bak şimdi. Anti maddeyi elde edebiliriz bak şimdi seyret. Bu arada mesela anti parçacıklar bir araya gelirse de anti madde elde edilir. Mesela proton nasıl elde ediliyordu? Up, up, down. Up çizgi, up çizgi, down çizgi dedin. Hayırlı işler. Bu sefer de ne oldu? Anti proton oldu. Bir elektron ile karşıt parçacığı pozitron mesela elektronla pozitron örnek vermişim burada. Bak elektronla pozitron bir araya gelirse ya bu ne? Bu madde. Bu ne? Antimadde değil mi? Karşılaşırsa madde ile antimadde ne yapar? Birbirlerini yok eder ve ortaya ne çıkar? Bir enerji çıkar. Bak ne oldu? Var olan maddeler vardı. Hayırlı işler gitti. Neye dönüştü? Enerji. Madde enerjiye dönüştü.
Neye benzedi bu iş? Big Bang'in tersi değil mi? Enerji maddeye dönüşüyor başlangıçtan bu yana. O zaman demek ki bilim adamları niye bu kadar yırtınıp duruyor bu olayla? Niye? Bu olay sürecin tam tersi. Belki buradan keşfedeceğiniz şeyler Big Bang'teki gizemleri ortaya çıkaracak. İşte böylece bu olayda birbirlerini yok etmesi olayına çift yok olma tepkisi derken. Big Bang'te o zaman ne oldu? Enerjisi parçacıkların enerjisinde büyük ya da eşit olan iki foton bir araya gelerek de tam tersi. Parçacık ve antiparçacık oluşturabilir. İşte buna da çift oluşum. Bu sefer ne oldu? Enerjiden eğer madde elde ediyorsan çift oluştun. Yok et dersen de birbirlerine çift yok olma tepkisi diyoruz. Hadi artık işi bitirmeye başlayalım bakalım. Atom altı parçacıkların birbiriyle olan etkileşimini açıklayan en iyi teori Aptus Sheldon Glasow ve Steven Weinberg'in isimli bilim insanlarının ortak teorisi olan standart modeldir. Standart modeli oluştururken hangi kuvvetleri veya işte hangi teorideki kuvvetleri kullandılar derlerse burada şuna dikkat edin özellikle. Arızalı adam kütle çekim kuvveti arkadaşım. Bak kütle çekim kuvvetine güvenmeyeceksin. Niye? Hala keşfedilmedi çünkü. Ve bu adamlar ilk standart modele başlarken elektromanyetik kuvvetlerle zayıf çekirdek kuvvetlerinden ortak bir teori yaparak bu işi kıvırmışlardır. Atom altı parçacıklardan olan hangilerinde kuark vardır? Neydi? Nötron. Neydi? 3 kuarklıydı hatırla. Kaon. Bak hatırlatalım önce isterseniz. Baryonlarda kimler vardı? 3 kuarklılarda proton, nötron. Sonra kimler vardı? Baryonlar, mezonlar grubu. Bunlar 2 kuarklıydı. Bunlar da baş harflerinden kep, kaon, eta. Neydi ötekisi de ya? Aklıma gel. Piyon. O zaman kaon 2 kuarklıdır. Ama pozitron elektronun karşıtıdır. Bu bir neydir? Lepton. Leptonlar grubunun temel taneciktir. O zaman bunda yoktur. Kuark yapısı olanlar 1-2'dir. Hadronlar kendi aralarında 2 gruba ayrılırlar. Baryonlar ve mezonlar. Hangileri baryon? Vallahi aklına ne gelecek dedim az önce de yazdım. Proton, nötron ya. Proton. Piyon. Neydi? Mezondu. Elektron. Leptonlar grubuna aitti. Dolayısıyla protonlar baryonlar grubuna aittir. 3 kuarklıdırlar. Atom altı parçacıklar gruplandırıldığında baryonlar ve leptonlar diye ayrılırlar. Kim var? Bak ne dedik? Baryonlardaki en meşhur adamları unutma. Proton, nötron. Leptonlarda ne vardı? Elektron, miyon, tau, elektron, nötrinosu. Değil mi? Ve de bunların karşıtları. O zaman baryonlara bak proton, nötron. Leptonlara da elektronu yazarım. Olay biter. Bunları birazcık hani oturtunca işinizin kolay olduğunu göreceksiniz. Elektronun karşıt parçacığı. Kimsin sen? Elektronun karşıt parçacığı pozitrondur. Ve nasıl gösteriliyordu? E artı. Sadece farkı ne? Elektronla aynı kütleye sahip, işareti değişik. Yükü elektronun yük miktarına eşit fakat cinsi zıttır. Kütlesi elektrona eşit mi? Yes. Pozitron olarak mı adlandırılır? Yes. Dolayısıyla 3 yes'le uğurluyoruz. Protonlar arası, bak anlattığım masal karşınıza geldi bu sefer de. Protonlar arası itme kuvveti. Çekme kuvvetinden büyük olursa çekirdek bir arada duramaz. Nasıl çizdik biz bunu? Şöyle. Al sana bir çekirdek. Ne yapıyor? İçindeki protonlar ne yapar? Güçlü çekirdek kuvveti etkisiyle birbirlerini çekerler. Ama bunların bir de elektrikleri var. Elektrikten dolayı da birbirlerini iterler değil mi? Eğer ne diyor? İtme kuvveti çekmeden büyük olursa dağıldı çekirdek. İşte kararsızlık durumunda ortaya çıkan bu kuvvete biz zayıf çekirdek kuvveti diyorduk. Ve zayıflardan sorumlu kimdi arkadaşlar? Tabii ki bozonlardı. Kuark yapıları verilen X ve Y parçacıklarına ait oldukları parçacık grupları hangisinde? Bak. Ne var burada? U, U, D. Bak hatırlatırım. Up, up, down. Bir kere 3 kuarklı yapılar bir baryonlar grubudur arkadaşlar. Hatta buradaki kim? Up, up, down dediğimiz adam kimdi? Bu bir protondu. O zaman 3 kuarklar baryonlardır. Ama eğer yapısında mesela up, çizgi, D yani neydi? Kuark, ters, karşıt kuark varsa bunlarsa kimler grubuydu?
mezonlar grubuydu arkadaşlar. Baryonlar ve mezonların gösterimiydi bu da. Tüm uzayın Higgs alanıyla dolu olarak kabul edildiği bir ortamda hangileri kütleye sahip değildir? Unutma. Bozonlar neydi? Kütleye sahipti. Bak, bozon, Higgs bozonu kendi alanıyla etkileştiği için. Vz bozonu evet, ama fotonlar, hatırlatırım, ne yapıyordu? Hiçbir şekilde alanla etkileşmeden geçtikleri için o zaman kütleye sahip değil demiştim, hatırlayın. Big Bang teorisine göre temel parçacıklar kimdi bunlar? Kuarklar ve leptonlar. He, leptonlar deyince de aklına kim gelecek? Elektron, miyon, tau, elektron, nötrino artı bunların antileri aklınıza gelecek. Hangisi önce oluştu? Proton olmaz. Nötron olmaz. Ama elektron olur. Kaon olmaz. Piyon olmaz. Çünkü bunlar kimdi? Bu ikisi mezondu. Bunlar da baryondu. Ama elektron temel parçacıktı. Leptonlar grubuna aitti. Yayın kuvvet. Bak, bu kelimeye alıştırın kendinizi. Yayın kuvvet demek aynı zamanda güçlü çekirdek kuvvetidir. Neydi mesela? Çekirdekteki arkadaşların bir dağılmadan bir arada kalmasını sağlayan çekici bir kuvvetti. Elektrik yükünden bağımsız. Evet, neden? Protonla proton birbirlerini çekiyordu. Protonla nötron da çekiyordu. Oradaki herkes çekiyor. Uzun menzilli mi? Hayır. İçinde çekirdek yazanlar kısa menzildir. Temel kuvvetler arasında neydi? Gaskonya'ya en büyük olan kimdi? G. O zaman en büyük değere sahip. O zaman 1-3. Bir parçacık ve bir antiparçacık uygun koşullarda bir araya getirilirse birbirlerini yok eder ve ışık yayınlayarak enerjiye dönüşebilir. Böylece ne yaptı? Madde enerjiye dönüştü. Ne zamandı? Parçacık artı antiparçacık. Karşıt parçacık, değil mi? Böyleydi şart. Bakıyorum. Mesela elektron. Elektronun karşıtı kimdi arkadaşım? Sakın proton deme. Pozitrondur. O zaman bu olmazdı. Mesela nötron, antinötron olur. Piyon, antipiyon olur. Yok eder. O zaman 2 ve 3. Burada şuna dikkat edin. Bir tek elektroninkinin ismi meşhur. Pozitron diye. Diğerleri ne yaz, görüyorsan anti yaz. Ne geliyor? Nötrino, antinötrino. Yapıştır. Evet. Seyip'te terk edilenler zamanı. Değil mi Mehmet? Doğada bulunan birçok parçacığın kütle ve yük miktarı kendisine eşit, ancak yükün işareti birbirine zıttı olan anti parçacığı vardır. Evet, öyleydi. Anti parçacığı yine kendisi olan. Bak, nötron, antinötron. Nötrino, antinötrino. Elektron, pozitron. Proton, antinötron. Ama foton her zaman foton. Antisi olmayan şey fotondur. Evet, böylece atom altı parçacıklar ve Big Bang'in üzerinden de geçtik gençler. Sırada radyoaktivite var. Hadi bakalım, orada görüşmek üzere.